Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugünkü konumuz Suudi Arabistan'ın yaptığı enteresan bir açıklama. Önceki gün Suudi Arabistan'ın Türkiye'de savunma sanayi müsteşarlığı veya başkanlığına eşit olan organizasyon yapısı bir açıklamada bulundu. 2021 yılından itibaren Suudi Arabistan'da yerli olarak geliştirilmiş insansız hava araçlarının ...üretiminin başlayacağı bilgisini paylaştı. Bu da çeşitli uluslararası savunma e, haber portallarında hemen haber oldu. Bu da Türkiye'ye e, Suudi Arabistan karayel aldı şeklinde bir yansıması oldu. Malum Suudi Arabistan uzun süredir Yemen'le savaşta. Bu savaş içinde ordusunu güçlendirmek için çok ciddi bir bütçe ayırmış durumda. 200 milyar dolarlık bir bütçeyle aynı zamanda Suudi Arabistan kendi savunma sanayini de oluşturmaya çalışıyor. Bunlarla ilgili bir bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot hava savunma sistemleri alınıyor, F-15'ler alınıyor. Bir bakıyorsunuz Avrupa ile anlaşmalar yapılıyor veya Avrupa ülkeleri koyduğu ambargoları kaldırmaya başlıyor ki bu e, trene katılanlardan son katılanlardan biri de Kanada olmuştu. Kanada Türkiye'ye e, Suriye operasyonu sonrasında uyguladığı silah ambargosunu süresiz hale getirirken Suudi Arabistan'a ise ambargosunu kaldırmıştı. Bir bakıyorsunuz. Kral Selman, Suudi Arabistan Kralı 2017'de Çin'i ziyaret ediyor ve 60 milyar dolarlık bir anlaşma yapıyor. Anlaşmanın içinde insansız hava aracı alımı ve Suudi Arabistan'da da üretimi var. Böyle çok farklı kaynaklara giden e, Suudi Arabistan bir şekilde en büyük sıkıntıyla insansız hava araçlarında yaşıyor. Suudi, Ar Suudi Arabistan Savunma Sanayi Başkanlığı diyelim e, daha aklımızda kalsın. Yaptığı açıklamayla Intra şirketiyle 2021'de başlamak üzere ülkede yerel olarak insansız hava araçları üreteceğini açıkladı. Burada ifade edilen insansız hava aracı ASEF. ASEF insansız hava aracını geçtiğimiz yıl Kasım ayında Dubai Airshow'da yaptığımız haberlerden hatırlayacaksınız. Amerika merkezli Fatih ve Eren Özmen'in sahip olduğu Sierra Nevada şirketinin Türkiye'de bir mühendislik şirketi var. Esen Havacılık. Esen şirketinde de yaklaşık 150'ye yakın mühendis görev yapıyor. Bu mühendisler Suudi Arabistan için ASEF insansız hava aracını geliştirmişlerdi. ASEF dikine kalkış yapabilen bir insansız hava aracı. 96 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip. Menzili de 150 kilometre ve yerdeki linklerle 150 kilometrelik menzilde operasyon yapıyor. 18 bin fit yani yaklaşık 6.000 metre yüksekliğe çıkıyor. 10 saatte havada kalabiliyor. Seyir süreti ise 62 nat yani yaklaşık 100 kilometre. Asef ile ilgili olarak Esen Mühendislik Şirketi ile bir röportaj yapmıştık. Geçtiğimiz zaman içerisinde de hem geniş alan gözetleme ve diğer ürünlerimizle beraber işte bölgede varlığımızı arttırdık. Bu çalışmalar kapsamında aslında ee, Suudi Arabistan'la e, yaklaşık iki senedir e, artan bir takım e, iş ilişkilerimiz oluştu. Hepsi de böyle mühendislik üstüne. 2 e, senenin sonunda aslında ESE'nin ismi e, ve Suudi Arabistan'a sağladığı hizmetler e, büyük ilgi gördü. E, bunun sonucunda ee, dün işte lansmanını yaptığımız Esen Saudi'yi kurduk. Sistem çözümünde, sistem mühendislik tasarımında e, yer aldık. E, bu ürün e, Intra'nın ürünü e, ve e, son derece aslında dünyada aranan özelliklere sahip. Bu pist olmadan dikey kalkıp inme özelliğine sahip. Intra'nın işbirliği yaptığı bir başka şirket ise Vestel. Vestel'i savunma sanayinde iki ayrı koldan hatırlayacaksınız. Bunlardan biri taktik sınıfta geliştirdiği Karayel. ikincisi de ISH şirketi ve ISH'da savunma sanayi F-35'ler veya diğer konularda hem imalat yapıyor hem de mühendislik hizmetler geliştiriyor. Karayel'in hikayesi aslında savunma sanayi başkanlığının e, müsteşarlık olduğu dönemde başladı. Baykar grubuyla Vestel taktik sınıfta insan savaşı aracı iki farklı model geliştirildi. Bu modeller rekabet etti. Ee, sonrasında Bayraktar'ın TB2 modeli tercih edildi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından. Ama acil ihtiyaç kapsamında 2015 ve 2016 yıllarında da Karayeller kiralık olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptılar. Yakın sınıflarda bu iki insansız hava aracı taktik sınıfta bir tarafta Bayraktar TB2 bir tarafta Karayel. Karayel'de Terörle mücadelede aktif olarak kullanıldığı çeşitli mühimmatların testleri gerçekleştirildi ve 15.000 saatini kırımsız tamamladı. Karayal ama sonrasında tercih TB2 bayraktar oldu ve şu an yüzden fazla e, TB2 bayraktar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde de operasyonda ayrıca TB2'ler hem Katar'a hem de Ukrayna'ya ihraç edilmiş durumdalar. Karayel'in 15 bin saatlik tecrübesiyle birlikte ürün daha da geliştirildi, özellikleri arttırıldı. Hem insansız hava aracı hem de silahlı insansız hava aracı haline getirildi. Ve Vestel aldığı özel izinle bu insansız hava aracını ihraç etmek üzere yurt dışında görüşmelere başladı. Bu yurt dışına ihraçla ilgili de bir parantez açmak istiyorum. Bu dünyanın her yerinde aynı kural geçerlidir. Amerikan şirketi de aynısını yapar. Rus şirketi, Türk veya Uganda şirketi de. Bir şirket askeri bir ürün üretiyorsa, tasarlıyorsa, bunu yurt dışına satacaksa, daha pazarlama faaliyetlerine başlamadan önce özel bir izin alır. Bu izinle fuarlara katılır, ürün sergilenir, eğer tabii izin çıkarsa. Bu izin için Milli Savunma Bakanlığına, Savunma Sanayi Başkanlığı gibi otoritelere başvurulur ve gerçekten bu ürün stratejik bir ürün değilse yurt dışına satışına izin verilirse o şirket pazarlama faaliyetlerine başlayabilir. Daha sonra örneğin X bir ülkenin ilgisi var. Yine bu şirket devlete gider. Milli Savunma Bakanlığı'na veya Savunma Sanayi Başkanlığı'na özel izin alır. Eğer izin alırsa bu e, sistemin mühendisliğin, ürünün neyse artık o, bu izinle ihracatı gerçekleştirilir ve çok özel anlaşmalardır bunlar. O yüzden stratejik anlaşmalar, izinler çok önemli. Bu aynı zamanda çok ciddi bir hukuksal bağlantısı olmakta. Dediğim gibi Vestel e, hala Orta farklı ülkelere bu sistemin pazarlamasını gerçekleştiriyor. Bununla da ilgili Suudi Arabistan'da Intra şirketiyle çalışıyor. Dediğim gibi Vestel şirketi, Karayeli, Suudi Arabistan'a özel izinle Türkiye Cumhuriyeti'nden, Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Savunma Sanayi Başkanı'ndan aldığı özel izinle tanıttı ama henüz şirketten açıklanan resmi bir sipariş bilgisi yok. Ee, intra şirketine tekrar dönersek, Suudi Arabistan Savunma Sanayisi Başkanlığı e, yaptığı açıklamayla İntra ile ASEF sınıfında e, ...İHA sistemlerinin imalatının başlayacağını açıklamış durumda. Şu ana kadar herhangi bir şekilde Karayel ile ilgili bir bilgi verilmiş değil. Karayel farklı ülkelerde test edildi. Ağırlığı 560 kilogram maksimum kalkış ağırlığı. 70 kilogramlık yük taşıyabiliyor. Kanat açıklığı ise 13 metre ve havada 20 saat kalabiliyor. E, aynı zamanda her iki kanatında ikişer istasyonda çeşitli mühimmatlar taşıyabiliyor Karayel bu özellikleri açısından da hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 bin saat gibi önemli bir testinden geçen Karayel'de başarılı insansız hava aracı sistemleri arasında yer almakta. Tabii ki Bayraktar'ın Ukrayna ve Katar ihracatları gibi Vestel'in de ileride bu tür ihracatlara imza atması Türkiye'nin insansız hava aracı konusunda da ne kadar ileri gittiğini gösteren çok önemli bir gösterge olacaktır. Burada benim yorumum bu olayla ilgili bu tür tasarımlar gerçekten çok stratejik şeyler. Bugün bir bakıyorsunuz Türkiye ile Suudi Arabistan'ın arası bozuk ama gelecekte tekrar eski günlere dönülmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu diplomatik türbülanslar geçtikten sonra bu konuda Türk şirketlerinin yapacağı ihracatlar, işbirlikleri çok önemli. E, sayfalar açacağına inanıyorum. Ben bu nedenle de bu tür yatırımların dikkatli bir şekilde korunması gerekiyor. Benim kendi düşüncem keşke Karayel'den bir miktar Türk Silahlı Kuvvetler'in elinde olsaydı. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri çok önemli bir test merkezi. Bakıyorsunuz bunları gerçek koşullarda test ediyor, sistemleri araştırıyor, bakıyor gerçek koşullarda. ...ve geri dönüşleri çok önemli bir ürünün mükemmel hale gelmesi çok ciddi e, geri dönüşlerle gerçekleşebiliyor. Birçok savunma fuarında görüştüğümüz yabancılar bunları tabi kameralara karşı pek söylemeseler de... ...Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından test edilmiş bir sistemin kendileri açısından çok önemli bir referans olduğunun altını dikkatle çiziyor. Buradan edinilen tecrübelerin yansıtıldığı bu ürünlerde dış pazarda şans bulmaya başlıyor... Dediğim gibi Türkiye insansız hava araçları konusunda çok önemli adımlar attı. Keşke Karayel'den bir miktar daha Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olsa, daha da geliştirilse bu ürün. Ben eminim ki çok farklı ülkelere ihracat başarısına imza atabilecek bir altyapıya sahip. Koronavirüs günlerinde her gün yeni bir video ile karşınızda olmaya devam ediyoruz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Müzik